Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El kailu fi kitabihil aziz ve rattilil Kur'ana tartila. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. El kailu fi kavlihi şerif. Hayrukum men teallemel Kur'ana ve allemeh. Thumma emma ba'd. Dersliğimiz, maharicil huruf babadan, ötken dersimizde. Biz halkum harflerini ötüp, halkum mahreçlerini öttük. Elbette onda 3 mahreç. Yani 3 orunda 6 harf çıkışlığı. Aqsal halk deyip durun halkum songu, hamza ve halar. Halkum ortası ayn ve halar. Halkum başı deyip durun gayn ve ha harflerini öttük. Ve ondan sonra til mahreçlerde başladı. Til mahreçlerde qaf harfini öttük. Qaf harfinden keyin elbette nimani öttük? Kaf harfini. Bunlar iki lazım hem til songu dedik. Bırak qafını mahreçine etkenimizde til songu tepe tengleyimizni hem suyakli hem göçli kattık ve yumuşak cayıge tegarak aqa aqlı qafını ve tilini songu fakat yine o şey suyakli cayını bitken cayıge tegişli gibi olan bunda ek deyip durun kafını bergen bulduk ve o şey oradan devam etedigen bulsak elbette til songudan keyingi mahraç til ortası buladı çünkü bizi o şey aytip keliyetken tertibimiz nimege göre buladı tavuşunu oşa içimizden keletken nefesini çıkış yoluna göre buladı. Nefesini oşa çıkış yoluna göre evvelki derslerimizde elbette biz cevuf makarajlarını getirdik. Cevuftan keyin oşa halkın songu deyip bilingen ve bulup hem uyurda oşa hanceremizdeki avaz peçelerini açılışlığı, yapılışlığı neticesi de sadır buladığın avazlardan deyip aynen o avaz peçelerimizden çıkadığın orun deyip hemze ve h harflerini nutkuna ettik. Yani oşa tertipke göre biz mahreçlerini, harfler sıfatını, harfler mahreç oranını eğitip gelmektemiz. Şimdi keçeki dersimizde harfte, mahreçte, til songu dediğim bu sefer elbette şimdi tertip til ortası da geldi. Til ortasından çıkartken harfler 3 de harf bulup ular cim, şin ve ya harfleri buladı. Şimdi cim harfi min vasatil lisan ma'a vasatil hanekil a'la deyilgen. Tilinin ortası ha? Ve onun roparasındaki tengleyimizi ortası. Tilinin ortası ve tengleyimizi ortası. Bundan elbette 3 de harf çıkadı. Cimli çıkış halıga karaydıken bulsanız cimli mene surette bunları görürsünüz mümkün. Cimli halatı bunları buladı. Mene şu yerden ece, eh, ece, ice, ucu degen halda cim çıkadı. Endi bazı bir şu bu suratını kurup duruşu talebelerimiz taraftan savol buladı ki bu til uçuya yakın basma deyilgen peyde yok deyimiz. Şu bunlar tilini umumi halatta körgen halatta onlar ayetişedi ki bunu oylaşadı ki til ortasımaz til uçuya yakın tarafı. Ona halatmaz belki tilini songu büyür buladı. Çünkü tilini bir yolda kursatırken bu kızıl taraflar bu til ildizi deyip durun. Bu tilini özden değil miydi? Belki til tamırları, til özekleri değil. Demek tilini boşlanışlığı bir yolda bulsa, üçü tarafı bir yolda bulsa, ahırı bir yolda buladı. Şunda bu ortak soplanadı. Bana şunda talebelerimiz bu suratını körgen peyde adaşmaçlıkları gerek ki tilini ortasından değil diyor. Lekin tilini uç tarafı. Bana bu tarafı geçek yerinden de tilini uçunu şu tarafta görürsünüz. Demek bana o masafa bugün de til ortası buladı. Til ortası değilken de demek bir de cim çıktı. Cimli nutkunu telaffuzuna itemem. Fatha bilen etkenimizde ece. Kesire bilen etkenimizde ici. Damma bilen etkenimizde ucu. Ucu. Şimdi şu yerde etkili bergen bulsanız men telaffuzumda ece. Yok ki ici. Yoki uji deb bizim o'zbekchamizdagi jim harfi, o'zbekchamizdagi j harfi kabi aytmadim. Chunki arablardagi jim o'zbeklarimizdagi biz o'zbek tilimizdagi j harfidan nutqi talaffuzi boshqacharoq. Qanaqasiga deyilsa, o'zbek jimi, o'zbek jisi til uchiga yaqin. Masalan, j, j deyiladi, jura. Javlon deb bir ismni aytadigan bo'lsa, juralar j deyiladi-da, bizi jimimiz til uchiga haqiqatda gerçek yaqin bo'lganligi uchun ch harfi o'xshab ketadi. Ch harfi o'xshab ketadi. Demak, mahraj tarafidan ham, sifatlari tarafidan ham bizi o'zbekchamiz hech qachon bu arab jimiga yoki Qur'on
harflardagi jim harfiga mutlaq o'xshamaydi. Va biz biron bir ona tili ustozlaridan yoki ona tili muallimlaridan jini, j harfini mahrajini chiqishligi, chiqish o'rnini bayonni eshitmaganmiz. Eshitgan bo'lgan taqdirimizda da biron bir o'sha ona tilimizni yozgan ustozlarimiz tarafdan bo'lsa-da, ular bu j harfidagi sifatlar bu kayfiyatda, bu talaffuzda, bunaqa o'rinda, bunaqa chiqishda deb biron bir bayonni eshitmaganmiz. Şu e'tibordan bize o'zbeklarimizda j harfi arablardagi jim harfidan nutqi boshqacha bo'lganligi uchun bunda juda ogoh bo'lishligimiz kerak. Ba'zi bir tajvid kitoblarida bu masalan yozuvchi o'sha muallif tomonidan bayon qilinadi. Masalan jim harfi deyishadi va aytishadiki, bu o'zbeklarimizdagi j harfini o'zi deyiladi. Yo'q, bu albatta mutlaqo xato. Chunki o'zbeklarimizdagi j harfi yuqorida aytganimizdek jora deyiladi. Arablarda jora masalan o'sha jimni aytadigan bo'lsak yoki mesela cevlan degan paytda o'zbeklarimizda cevlan desa arablarda ce cevlan bo'ladi, ce ce bo'ladi. Shunga biz ar-rojim dedik. O'zbeklarimizdagi jimni o'qiydigan bo'lsak ar-rojim degan holda chi harfini mahrajiga yaqin bo'ladi. Bundan albatta har bir talabani ogoh bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Endi albatta o'sha jim tilni o'rtasi tanglaydi o'rtasida chiqqani kabi yuqorida aytdik, shin harfi ham min vasatil lisan ma'a vasatil hanakil a'la. Tilni o'rtasi, ha? Va uni ro'parasidagi tanglay o'rtasidan chiqadi. Buni ham suratini ko'rishingiz mumkin. Bunda endi e'tibor bergan bo'lsangiz, jimda biz yuqorida ko'rdik, jimda. Bu jimda tilimizning o'rtasi tanglayga tegdi. A bu yerda bo'lsa, shinda bo'lsa tilni o'rtasi tanglay o'rtasiga yaqinlashdi-yu, ammo oralarda tegish bo'lmadi. Mana shuni yaxshi e'tiborni qilishligimiz kerak, shunday o'rganishimiz kerak. Shunda men hozir sizga endi jim shin harfini talaffuzini 3 harakatda aytaman. Albatta fathalik o'qilganda ash, kasralik o'qilganda ish, dommalik o'qilganda ush. Albatta dommada cho'nchaytirib orqaga qaytishligimni e'tiborini qilishligimiz kerak. Har bir talaba buni biladi. Domma holatida biz lablarni cho'nchaytirib va sukun holatdagi holatga olib kelganimizda lablarni, jag'larni, og'zimizni o'zini o'rniga qaytaryapmiz. Shundan ush deyilyapti. Demak, ash, ash, ish, ish, ush. Ush degan kayfiyatda o'qiymiz. Bunda e'tibor bergan bo'lsangiz, asosan biz sifat bobida, o'sha sifatlar ilmida yoki sifatlar mavzusida biz shinni tafashshi sifati bilan, tafashshini ma'nosi tarqalishligida, shindagi havoni ko'p tarqalishligi sifatiga ega bo'lgan shinni biz sifat bobida ham bayon qilgandik. Siz eshitayotgan ush degan o'sha tovush, fishillayotgan tovush deydigan bo'lsak ko'cha tilimizda, o'sha fishillayotgan tovush albatta shin harfini sifati bo'layapti. Bunda talabalar ogoh bo'lishi kerak. Ko'pchilikda mana shu tafashshi sifatini kelmaganligini ko'ramiz. Va buni yonida eng asosiy narsa, yuqorida jim harfini sizga aytganimiz kabi, bu o'zbek tilimizdagi shin, ya'ni sh harfidan farqli. Biz o'zbeklarimizdagi odatda sh harfimiz odatda til uchiga yaqin aytiladi. Aynan jim kabi. Shunga masalan shavkat deyiladi. Shavkat. Shunga ba'zi bir o'quvchi qorilarimizda ko'ramizki, nima deymiz? Ash-shayton joyiga, o'rniga ash-shayton deb til ash deb turib, til uchiga yaqin o'qib qo'yganliklarini ko'ramiz. Shundan farqli o'laroq biz shinni, arab shinini, arab shin harfini biz o'zbekchamizdagi sh harfimizdan farqligini bu yerda aytmoqchimiz. Biz o'zbek chamizdagi demak sh harfi til uchiga yaqin bo'lsa, arablarda qoq til o'rtasi hozir sizga ko'rsatganimizdek ash bo'ladi. O'zbeklarimizdagi shinni, shini talaffuzi ash bo'ladi. Qarang, ash bilan ash farqi bor. Ish bilan ish farqi bor. Ush bilan ush farqi bor. Bunda mana ush
degenimde tilni qoq ortasından şimdi çıkıp etkenliğini görüyorsunuz. Bunda demek talebeler ağaq buluşluk gerek. Bazı bir muallifler tarafından bu şin harfini aytarkenler, şin harfi bu Özbekçemizdeki ş harfini öz değişikler elbette hata oladı. Bunu elbette her bir talebe itibar olan bir işler gerek. Ve yine işte, til ortası, tenley ortası mahrajlardan elbette min vasatı lisan ma'a vasatı l-hanekil a'la değil yaptı bir de tilin ortası hem ve onu grup arasındaki tenley ortası elbette bu ya harfi. Ya harfi yani bunu süratini görüştüğünüz gerek. Bunda itibar verin. Ya da hem til ortası geldi tenley ortası geldi. Bırak til bilen tenley ortasındaki masafa şinge nispeten açıqraq. Endi elbette cimge nispeten mutlaq açıq. Cimde yine fakat yine biz ikkala şey, til bilen tenleyini bir-biri yapışkanlığını gördük. Şinde yapışmasından uzağa durdu. Ya da ondan hem uzağa durduğun halatını ettik. Mesela ey deyiledigen bosa elbette til tenleyden uzağa duruş gerek. Bazı bir talebelerimizi yapıştırgan halatını görmemizde ey bu kalan ey. Ya ki bu mesela kub yapıştırıp ki ütten havanı ütüşlüğü neticesinde bazı talebelerimizde, okuçularımızda ey degen yine koşumça bir avaz havanı çıkışlığını biz işitken bulamız. Bunu hemmesinin neticesini mi de buladı? Bunu hemmesinin neticesi o şey yani til ortasından kele etken yani tenley ortasından yapıştırıp bu işlik neticesinde ey bu kaladı. Mesela İyyâke na'budu ve İyyâke de bu kadar talebelerini görüyoruz. Ya ki bu mesela o şey hazır gidiyor kub yapıştırıp til üstünde kele etken o şey kasabal havaiyeden o şey hava yollardan kele etken havanı o şey çıkıp gidişliği elbette sıkılış neticesinde bu kadar bazı bir talebelerimizde ey kılıp İyyâke na'budu ve İyyâke deyip durun degen halatta bir havalı okulganlığını görmemiz. Biz bundan saklanışlık için hazır sizlerle surette kursatkanımız gibi til ortası, tenley ortası tilini tenleyi yapıştırmakan halatta ey değilse şimdi toluk yağ olan. Ey ey ya ki i uy uy degen halde eğer telaffuz kısak biz ne kıyam bulamız? Elbette yani tuluk telaffuz kıyam bulamız. Bazı bir oşu okuçularımız taraftan yani şimdi halatlar bulat ki yani yukarıda şin ve cim hallardık til uçuge yakınrak ayeti varışı bulat. Elbette bu Arabilikten çıkıp gidiyordu. Hakiki Arab ya harfi Araplardaki Kur'an'daki ya harfi til ortası tenley ortasından buluştuğu şart oladı. Şimdi bana o surette siz uşa üçte harfini til ortası tenley ortasından çıkardıkken üç harfini tilini tildeki halatını tildeki suretini til turluş oranını görüştüğünüz elbette oranla oladı. Makracül cim deyilen ece elbette ece ece deyildi. Bir de nama var? Makhraj yapışlığı. Bir de şin de. Makhraj-ı şin. Eş. Eş. Yapışmayı diyor. Ama til ve tenley arasındaki açıklıktan elbette hava kub çıkıp üyütten takılgan hava kelip üstkü ve pastkü o şey kürek dişlerimizi devorlarına urularak bu elbette şamalını yaratır. Ya ki şamalını çıkarı verir. Şimdi makracül ya gayril maddiye deyilgen elbette bir de til ortası tenley ortası şin harfge karaganda kubrak açık. Şimdi gayril maddiye deyilgenliği ya harfini o şey mad bulmagan urnu deyipti. Çünkü biz yukarıda biz nimada o'tdik sizler bilen? O'sha jovdan chiqadigan, og'iz bo'shlig'idan chiqadigan harflar deb o'tganimizda alif, vav, ya harflarini mad o'rinlarini aytdik. Unda albatta aytdikki, bular og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'i ikki a'zomizdan. Og'zimizdagi ochiqlik, halqumizdagi ochiqlik va buni mahrajini biz mahraj muqaddar dedik. O'sha og'iz bo'shlig'idan chiqyapti degan taqdirda ularni mahraj muqaddar deb taqdir qildik. Ammo u albatta ya'lar, vavlar nima bo'lgan paytida harfi mad bo'lganda, masalan, ya ayyuha ya ga e'tibor bersangiz ya ya albatta bu nimadan bo'ldi? Javobdan, og'iz bo'shlig'idan bo'ldi. Ayyuha dagi yo'ga qarasangiz, albatta bu til o'rtasidan bo'ladi. Ya ayyuha ya og'iz bo'shlig'i ay til o'rtasi tanlay o'rtasi. Bu yerda Sheyx Ayman Suyet, Hafizahullah mana shuni tushuntirmoqchi bo'ldilar. Shuni aytdilarki, agar ya harflari, vav harflari, masalan yaqulu yaqulu
vav harfi mad bo'lganda, ya harfi mad bo'lganda ular javobdan og'iz bo'shlig'idan chiqishligi, ammo agar mad bo'lmagan bir o'rinda bo'lsa, ya til o'rtasi, tanglay o'rtasi, vav esa hali o'rinda ham bayon qilamiz, ikkilab orasidan chiqishligini aytdi. Shu bilan biz o'sha mahraj til o'rtasi bo'lgan mahrajlarni, til o'rtasi, tanglay o'rtasidan chiquvchi mahrajlar, bular albatta jim, shin, ya harflarini bitgan bo'lamizda.